Bazen öyle şeyler yaşarız ki kabus olmasını dileriz, bir an evvel de uyanmak isteriz. 13 yaşındaki Mert ve ailesi de öyle bir kabusun içinde buldu kendini. Mert, arkadaşlarıyla oyun oynarken bir anda yere yığıldı. Kimse ne olduğunu anlayamadı tabii. Mert'in kafasında bir açılma vardı. Apar topar hastaneye götürdü. Doktor o açığı dikişle kapatıp küçük çocuğu eve yolladı. Aslında Mert'in başına bir mermi isabet etmişti. Yorgun mermi. Aile onu başka bir hastaneye götürünce ortaya çıktı mesele. Mert, nasılsın anneciğim? Biz mahallede şurada top oynarken şuraya çarptı, top çarptı, düştü, şu merminin buraya kafasını vurdu diyebiliyoruz. Herkes öyle sandı ama Mert'in başında bir magandanın yorgun mermisi vardı. Sokakta oyun oynuyordu 13 yaşındaki Mert. Çevresindekiler bir anda yere düştüğünü gördü. Kanlar içinde kalmıştı. Hemen hastaneye götürdüler. Kafası dikilip eve bir şey yok deyip eve getirdiler, gönderdiler bizi. Eve geldik. Eve geldikten sonra benim oğlum fenalaştı. Fenalaşınca hastaneye götürmek zorunda kaldım. Annenin iddiasına göre doktor Mert'in başını dikti. Tomografiye bakmadan onları eve gönderdi. Ama 2 saat içinde Mert fenalaştı. Hastanede öğrendik biz. Kurşun olduğunu bilmiyorduk. Tomografiyi en azından incelemesi gereken yerde bakmadan müdahale etti. İkinci hastanede Mert'in başında bir kurşun olduğu tespit edildi. Hemen operasyona girdi. Neyse ki o yorgun mermi sağ salim çıkarıldı. Niye konuşmuyorsun çocuğum? Konuşsana. Bilir kişi benim sorumlu olduğumu söylüyor. Anneye suçlu, anne hastaneye götürmedi. Seyhan Şentürk ihmal gerekçesiyle acil müdahalenin yapıldığı hastaneyi mahkemeye verdi. Bilir kişi bu kadar şeyi bilip anne suçludur nasıl der? Ya bir anne nasıl evladını alır o halde evine getirir? Bilir kişi raporu ilk hastanede hata olmadığı yönünde ama anne aynı fikirde değil ve adalet istiyor. Doktorların kusursuz olduğunu dile getirdi. Biz bunun üzerine Adli Tıp Kurumu'na itirazda bulunduk. İtirazımızın sonucunu bekliyoruz. Umuyoruz ki bu durumda adalet yerini bulacaktır.